Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anh'a bazı nasihatlerde bulunuyor. Diyor ki düşman sahasına varana kadar ağır ol. Yani yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sakin ol yani. Oraya varıncaya kadar sakin ol. Daha sonra onları İslam'a davet et. Yani tevhide davet et. Çünkü nereye gidiyorlar? Hayber'i fethedecek değil mi? Yine Yahudiler var. Ondan sonra ne diyor? Allah'ın kendilerine üzerinde ne gibi haklar olduğunu da onlara bildir diyor. Yani Allah Azze ve Celle onlara ne farz kılmış onları da bildir. Nedir? İşte bu namazdır, zekattır, işte oruçtur bunları da bildir. İlki neydi? İlki yine kelime-i tevhid daha dikkat edin. İslam'a davet etten kasıt genel manası nedir? İslam'ın tamamı da anlaşılabilir ama Allah'a birlemektir demiş alimler. Ve Allah'a yemin olsun ki diyor Allah senin elinle bir insanı hidayete erdirmesi kızıl develerden daha hayırlıdır. Yani Allah Azze ve Celle senin eliyle birine hidayet etti ya sana kızıl develerden daha hayırlıdır diyor. Kardeşler hadis bu şekilde. Burada önemli olan birkaç tane mesele var. Zaten bazı meseleleri bir önceki hadislerde anlattım. Burada Allah Azze ve Celle'nin bizim elimizle insanlara hidayeti götürmesi bizim için ne kadar kıymetli biliyor musunuz kardeşler? Peygamber aleyhissalatü vesselam kızıl deveden örnek veriyor ama İmam Nevevi'nin dediği gibi bu bir teşbihtir. Yani ahiretlik bir şey, dünyalık bir şeye kıyas edilmez. Ta ki insanlar anlasınlar diye dünyadan bir şey örnek verdi diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kızıl deve neydi o zaman? Kızıl deve şu zamanın Ferrari'si gibi. O kadar pahalı develerdi yani. Çok pahalıydı. Çünkü hepinizin bildiği gibi insanların araçlarından bir araçtı. Ona binerlerdi ve onlar uzak yerlere giderlerdi. Ondan dolayı attır, devedir. Bunlar neydi kardeşler? Değerliydi Arapların yanında. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki senin elinle birinin hidayet bulması, birinin Müslüman olması sana kırmızı develerden daha hayırlıdır. Şunu da söyleyebiliriz. Yani yeryüzündeki bütün nimetlerden de daha hayırlıdır diyebiliriz. Çünkü başka bir rivayette üzerine güneş doğan her şeyden daha hayırlıdır diyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi biz buradan neredeyiz? Bu soruyu kendimize soralım. Kardeşler Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün Yahudi bir gencin öleceğini duyduğu zaman onu ziyarete gidiyor. Onu ziyarete gidiyor ve yanına oturuyor. Babası da yanında. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona diyor ki Müslüman ol diyor. Yani kelime-i tevhidi söyle. Kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi söyle Müslüman ol diyor. Çocuk da babasına bakıyor. Babası diyor ki Ebul Kasım'a itaat et diyor. O ne diyorsa onu yap diyor. Bakın düşünün. Neden? Çünkü Yahudiler peygamberin hak olduğunu biliyorlardı. Kendi kitaplarında onun özelliklerini görmüşlerdi. Ama ne yapıyorlardı? Dünyalık bazı menfaatler için peygambere iman etmiyorlardı. Oğluna ne diyor? Ona itaat et diyor. Ona itaat et diyor. Ve çocuk ona itaat ediyor. Çocuk ölüyor. Müslüman olarak ölüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a hamdolsun diyor. Allah azze ve celle benim vesilemle bu çocuğu cehennemden kurtardı diyor. Ve başka rivayetlerde kardeşler oturuyor gözyaşı döküyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. O kadar seviniyor ki o çocuğun cennete gitmesi yani cehennemden kurtulmasına o kadar çok seviniyor. O kadar çok seviniyor ki hamdolsun diyor Allah'a ki Allah azze ve celle benim elimle bu çocuğa hidayet etti ve çocuk cennete gitti diyerek. Peygamberdeki gayrete baksanıza kardeşler. Aleyhissalatü vesselam şu bilinçte. Biri ateşe gittiği zaman üzülecek. Aynı rivayetin başka bir rivayeti daha var. Peygamber aleyhissalatü vesselam yine bir Yahudi çocuk için rivayet edilir. Gidiyor. Bakıyor ki Yahudi bir çocuk ölüm döşeğinde. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam eteğini topluyor. Koşa koşa gidiyor. Tam gidecek kapıda bakıyor ki çocuk cenazesi tabutla beraber çıkıyor. Sırtlamışlar çıkarıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle kafasını tutuyor. Diyor ki eyvah eyvah diyor. Üzülüyor. Aleyhissalatü vesselam. Elimizden kaçtı gitti diyor. Kaçtı gitti diyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın genel itibariyle bilincine baktığımız zaman biz bu meselelerden çok uzağız. Yanımızda, sağımızda, solumuzda sürekli insanlar kafir olarak ateşe gidiyor. Biz üzülmüyoruz. Halbuki tevhid bunu gerektirmez ha. Tevhid bunu gerektirmez. Bilakis tevhid kafir öldü üzüleceksin. Ateşe gitti çünkü. Küfre rıza küfürdür. Senin buna razı olmaman lazım. Adam Müslüman oldu. Çok sevinmen lazım. Sanki sen dünyaları kazandın gibi. Adam kafir olarak öldü. Sanki ateş sana değdi gibi üzülmen lazım. Ama biz burada bu meseleyi anlayamıyoruz ve kavrayamıyoruz. Eğer kavrayabilseydik insanlara davet konusunda çok gayretli olurdu. Her gördüğümüz insanlara gider anlatırdık. Dayak da yesek, evden kovulsak da Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı gibi anlatırdık. En azından derdi ki ya Rabbim hani ben anlattım. O bana inanmadı. Ya Rabbim ben götürdüm davetimi. O beni kovdu. Bana şunu yaptı, bunu yaptı. Ama bizim elimizde böyle bir mazeret hiç yok kardeşler. Hani cumartesi yasağını çiğneyen insanları biliyorsunuz. Onlar ne dediler? Biz davet ediyoruz ta ki kıyamet günü Allah Azze ve Celle katında bir mazeretimiz olsun.
mazeret. Bizim mazeretimiz var mı diye bu soruyu yine kendi kendimize sorabiliriz. Bizim mazeretimiz yok. En azından bazı noktalarda yok diyebilirim. Bu şekilde bu meseleleri en azından davet konusunda, tevhide çağırma konusunda özetleyebiliriz. Allah Azze ve Celle hepimizi hakkıyla insanları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna davet eden, sahabenin yoluna davet eden kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizi hayırlı ümmetin içinde haşretsin diyelim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbüleyk.